Merhaba arkadaşlar. Epistemoloji dersimizin son programında epistemolojide eleştirel yaklaşımları ve yeni gelişmeleri inceleyeceğiz. Dilerseniz gerekçelendirme konusundaki yeni yaklaşımlarla programımıza başlayalım. Öncelikle 20. yüzyılda kaydedilen gelişmeler ışığında daha önce gündeme gelmemiş bazı yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bunun en tipik ve en ilginç örneği, David Ennis gibi kuramcıları tarafından öne sürülmüş olan bağdaşımcılık görüşüdür. Bu görüş, geleneksel gerekçelendirme ve bilgi kuramlarından oldukça farklı bir yaklaşım sürer. Bağdaşımcılığa göre, insanların belli bir önermeyi bilmesinin ya da gerekçeli bir şekilde o önermenin doğruluğuna inanmasının olanaklılığı ancak bağlamsal koşullar yoluyla anlaşılabilir. Bağlamcılık görüşünün kuramsal çekiciliğini artıran bir nokta, şüpheciliğe bir yanıt verme iddiası taşımasıdır. Bilginin olanaklılığını sorgulamak her zaman epistemoloji uzmanlarının en kritik irdeleme konuları içinde yer almıştır. 20. yüzyılda da şüphecilik sorunsalı epistemoloji kapsamında incelenmeye devam etmiştir. Bu doğrultuda şüpheciliğe verilen yanıtları, geleneksel dil anlayışının eleştirisi ve Ludwig Wittgenstein'in görüşleri açısından ele alabiliriz. Geleneksel anlayışa göre dil dünyayı yansıtır. Ana dilimizi öğrenme sürecinde hangi kelimenin hangi nesneye karşılık geldiğini keşfederiz. Böylece nesnel dünya ile zihinsel dünyamız arasında bir ilişki kurarız. Bir insana parmakla işaret etme yöntemiyle nesne adlarını öğretme eylemini düşünelim. Bunun başarılı olabilmesi için her şeyden önce böylesi bir öğretme öğrenme oyunu ...'nu' anlamlı kılan bir toplumsal ve dilsel altyapının olması ve bunun bir şekilde öğrenilmesi gerekir. Örneğin bir yetişkin parmağıyla bir muza işaret edip muz dediğinde bebek o nesneye bakmayı akıl etse bile sorun çözülmüş sayılmaz. Muz kelimesi nesnenin rengi ile mi ilgilidir yoksa nesnenin şekline mi gönderme yapar? Anlamsal karışıklık bunlarla da sınırlı değildir. Tüm muzların adı muzken neden insanların farklı isimleri vardır? Açıkça görülebileceği gibi bir bebeğin ana dilini öğrenmesini son derece zor bir eylemdir ve büyük bir anlamsal ve bilgisel başarı içerir. Bu konuda Wittgenstein'in gündeme getirdiği önemli noktalardan biri, kelimelerin nesnelerle ilişkilendirildiğimiz durağan simgeler olmasından çok toplumsal ya da sözel eylem kapsamında kullandığımız araçlara benzediğidir. Sözlerin dünyayı bir ayna gibi yansıttığını söylemek yanıltıcıdır. Wittgenstein, anlamın bireylere has şeyler oldukları fikir, fikrine karşı çıkar. Yani bir insanın içinde hissettiklerinin yalnızca ona ait zihinsel nesnelermiş gibi algılanmasının temel bir yanlışlık olduğunu söyler. Wittgenstein, anlamın olmadığını değil, zihinlerde yer tutan anlam gibi bir şeyin var olmadığını düşünür. Basitleştirerek söylersek, anlam zorunlu olarak özneler arası alandadır. Bu düşünceler bizi şüphecilik konusunda çok ilginç bir noktaya götürür. Doğal bir dili konuşabilen bir öznenin, gerçekliğin varlığından veya diğer insanların var olduğundan şüphe etmesi oldukça anlamsızdır. İnsanın doğal bir dil konuşması, üzerinde konuşulabilecek bir dünyanın ve o dünyanın içinde yer alan toplumsal bir örgütlenmenin varlığını gerektirir. Şimdi bir diğer konumuz olan epistemolojide doğalcılık konusunu ele alalım. Ontolojik anlamda doğalcılığın tezi şudur. Evrende her ne varsa doğanın bir parçasıdır ve evrende doğal unsurlar dışında bir şey yoktur. Epistemolojide ise doğalcılık bilginin elde edilme yöntemleriyle veya bilginin doğasıyla ilgili bir görüş olarak anlaşılır. Doğalcı bilgi kuramcıları bilinebilecek tüm doğruların doğaya ait olduğunu, bizim için doğanın dışında bilgi nesneleri olmadığını düşünürler. 20. yüzyılın önde gelen doğalcıları bilime çok özel bir değer atfetmişler. Epistemoloji ile fiziksel bilim arasında önemli bir ilişki olduğunu veya olması gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu noktada özellikle Kuhn'un doğalcı epistemolojisinin soyut ve zihinsel doğasına indirilmiş bir darbedir. Diğer iki darbe örneği ise toplumsal epistemoloji ve feminist epistemolojidir. Kuay'nın doğalcı epistemolojisi, bireysel zihin, idealar dünyası veya kavramsal soyutlamalardan ziyade ilgisini doğaya, deneyime ve bilime yönelterek devrimsel bir adım atmıştır. Toplumsal epistemoloji de çözümleme ve açıklamalarında öznelerden ve onların öznelliklerinden uzaklaşıp bilginin toplumsal koşulları ve toplumsal bilgiye yönelmiştir. Feminist felsefeciler ise geleneksel epistemolojinin sorgulamadan bıraktığı önemli noktaları gündeme getirerek eleştiriyi bir adım öteye taşımışlardır. Geleneksel epistemolojiye yöneltilen en önemli eleştirilerden biri de Richard Rorty'nin pragmaca eleştirisidir. Dilerseniz Rorty'nin görüşlerini inceleyerek epistemoloji ve genel olarak felsefe açısından önemini tartışalım. Rorty'nin karşısına aldığı temel görüş, Kartezyen felsefe ve onun en temel özelliklerinden biri olan temsil epistemolojisidir. Rorty'ye göre modern çağ düşünürlerinin çoğunlukla insan zihnini bir ayna ve bilgiyi de dış dünyanın zihinde bıraktığı yansımalar şeklinde kavramsallaştırmaları oldukça yanıltıcı bir felsefi geleneğe ulaşmıştır. Rorty'nin gerçeklik ve doğru gibi kavramlara ilişkin yorumuna göre, esas olan eylem, yorumsal çeşitlilik ve insanlığın kendini geliştirmesidir, sap hakikatin bulunması değil. Rorty'e göre dünya ve insan sürekli olarak karşılıklı etkileşim ve değişim içindedir. İnsanlar için esas olan eylemsel başarı, hayatta kalma ve gelişimdir. Soyut veya kuramsal düşünme daha öncelikli ve daha temel değildir. O yüzden bilgi ve fayda kavramları birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili olmak zorundadır. Pragmacılığı eleştiren felsefeciler ise bilgi veya doğrunun nesnel kavramlar olduğunu ancak faydanın öznelere bağlı bir kavram olduğunu savunurlar. Fayda kavramının son derece değişken ve görece olduğu açıktır. Oysa sezgilerimize göre bilgi rastgele bir şekilde oluşmaz. Önermelerin doğruluğu da insanların öznel durumlarına bağlı değildir. Peki bu durum pragmacılığın temel tezinin sorunlu olduğunu göstermez mi? James ve Rorty gibi pragmacıların savunduğu işe yarama veya fayda kavramı yalnızca öznel, anlık veya keyfi durumlarla sınırlı değildir. Pragmacı fayda genellikle bilişsel ve bilimsel, toplumsal yönleri olan geniş kapsamlı bir kavramdır. Rorty'nin yaklaşımı esas olarak felsefenin kutsallarına karşı kökten bir karşı çıkışı temsil eder. Rorty, insanlar açısından hiçbir şeyin mutlak veya değişmez olmadığını düşünür. Bir düşünür olarak Rorty'yi en iyi betimleyen deyim, ironidir. İroni kelimesi Türkçe'ye genellikle tersinleme veya alaysılama olarak çevrilir. Aynı zamanda zıtlıkları barındıran durumlarda da kullanılır. Rorty'nin kullandığı haliyle ise ironik birey, büyük sorulara nihai yanıtlar bulma merakını hafife alan kişidir. İroni ile yakın ilişki içinde olan bir diğer kavram da olumsallıktır. Olumsallık felsefi olarak zorunluluk veya mutlaklık kavramının tersini ifade eder. Bu yaklaşımları benimseyen kişiler kendi inanç sistemlerinin doğruya veya hakikate, hakikate karşılık geldiğini değil, farklı bakış açılarından dünyaya bakabilmenin düşünsel bir meziyet olduğunu düşünürler. Programımızı Rorty'nin düşüncelerinin genel bir değerlendirilmesini yaparak sonlandırabiliriz. Rorty, 20. yüzyılda postmodern hareketin Amerika Kanadında en önemli temsilcisi olarak görülmüştür. Frederick Nietzsche, Martin Heidegger, Michel Foucault, Rorty'nin kendi perspektifine yakın bulduğu isimler olarak ön plana çıkmışlardır. Rorty'ye göre, geleneksel bilgi kuramcıları ağırlıklı olarak bilginin temellendirilmesi konusu üzerinde durmuşlardır. Rorty, bilgi kavramına kat, katı bir çözümleyici yaklaşımda bulunan, konunun bağlamsal ve pragmacı yönlerini hesaba katmayan geleneksel yaklaşımı eleştirir. Rorty'nin yaklaşımına göre, bilginin kuramsal olarak temellendirilmesi veya gerekçelendirilmesine gerek yoktur. Geleneksel felsefi yaklaşımları eleştirirken, Rorty zaman zaman pragmacı ve liberal fikirleri bir araya getirir. Başka bir deyişle, Rorty'nin eleştirisi ontolojik epistemolojik zeminle sınırlı değildir. Kuramlardan ziyade pratik toplumsal sorunlarla ilgilenen Rorty, felsefenin çeşitli alanlarındaki eleştirilerini toplumsal siyasal alana taşımıştır. Diğer taraftan da onun felsefesi çeşitli tartışmalara yol açmaya devam etmektedir. Evet arkadaşlar, epistemoloji dersimizin son programında epistemolojide eleştirel yaklaşımları ve yeni gelişmeleri inceledik. Bir başka dersimizde yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.